Kaynak enflasyonu, Ekim'deki kira artışı belli oldu. %16'nın üzerinde bir artış imkanı sağlıyor. Bir yandan da vatandaş konuşuyor şu anda. Zincir marketlerde bile kredi döneminin başladığını görüyoruz. Tüm bu tablo nasıl bir ekonomik hikayeye, nasıl bir gerçekliğe işaret eder Sayın Özcan? Aslında siz çok güzel özetlediniz Can Bey. Şimdi üstüne çok eklenecek bir şey yok ama ben belki de bunun sebepleri üzerinde ve daha önceki uyarılarımız üzerinde bir miktar durarak konuyu açmak isterim. Şimdi belki de son 1-1,5 senedir sürekli sizin programlarınıza katılıyor ve para politikası ile ilgili hükümetin durduğu yerdeki hatalardan bahsediyoruz. Hep söylediğimiz bir cümle var, içinde kullandığımız bir kelime var. Ben onun altını çizmek isterim bugün tekrar. Samimi bir enflasyon mücadelesi yapılmalı diyoruz. Yani samimi enflasyon mücadelesi nasıl yapılır Can Bey? Önce bir bunu konuşmak lazım. Yani enflasyonla mücadelenin ne olduğunu biliyoruz da samimi biçimde yapmak ne demek? Belki hani bunu sık sık tekrarlıyorduk. Bugün bunlar çok büyük anlam kazandı. O yüzden altını çizmek için söylüyorum. Samimi enflasyon mücadelesi öncelikle ülkede bir enflasyon sorunu olduğunu kabul etmekle başlar. Yani belli kurumlara, bürokratik kurumlara, ekonomi kurumlarına televizyonlardan sinyal vererek, baskılar yaparak, onlarla telefonda konuşarak, zorlayarak aldırdığınız kararları yapmak yerine bilimin, aklın, sayıların, matematiğin söylediği şeyi yapmayı gerektirir. En başından beri şunu söylüyoruz. Türkiye'de bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyonla vatandaşın hissettiği enflasyon arasında fark var kardeşim. Bu kadar basit yani. Hiç kimse tüketici fiyatlarında bir yıl içerisinde sadece %19,5'luk bir enflasyon yaşandığına inanmıyor. Ve ENAG rakamları bu yüzden önem kazanıyor. Çünkü ENAG'ın ortaya koyduğu enflasyon rakamları insanlara daha inandırıcı geliyor. Çünkü insanlar ne alıp ne kullandıklarını ne tükettiklerini biliyorlar. Öncelikle samimi bir mücadele yapmak istiyorsan enflasyon sorununun olduğunu gerçek rakamlarla doğru bir biçimde kabul edeceksin. Peki enflasyon sorunuyla Türkiye'de ilgilenmesi gereken kurum, kanuni olarak bu yetki kime verilmiş Can Bey? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na verilmiş. Merkez Bankası kanunu açıp okursak, daha ilk maddesinde Merkez Bankası'nın temel görevinin o ülkedeki fiyat istikrarını korumak olduğu, yani enflasyonla mücadele olduğu yazar. Şimdi siz Merkez Bankası'na rakamların, ekonomi biliminin, ortadaki gerçeklerin, vaka durumun gerektirdiği şekilde yaklaşmak yerine sadece elindeki kumandayla faizi indirip yükseltebilen bir yer olarak yaklaşırsanız işte günün sonunda marketlerde millete krediyle gıda satmaya başlarsınız. Ve bu sanki bu sorunu ortadan kaldırma, yani sanki sorunun sebebi iktidar değilmiş gibi şimdi bize çözüm olarak da çok uzunca yıllar önce dünyada terk edilmiş olan başka bir model öneriyorlar. Market açacağım diyor. Evet, yani bin yeni market açılacak. Bin yeni market. Evet. Yani şimdi kafalar şöyle çalışıyor. Para politikasını kötü yönetiyoruz. Kur yükseliyor. Kuru durdurmak için ne yapalım? Dolar satalım. Tarım politikasını kötü yönetiyoruz. Bir yandan da döviz artıyor. Gıda fiyatları yükseltiyor. Ne yapalım? Devlet olarak patates, soğan, et, süt satalım. Ya böyle bir akıl olabilir mi? Geldiğiniz yeri ne kadar çabuk da unuttunuz yani. Siz değil miydiniz Sümer banklara, et balık kurumlarına falan savaş açan, devlet bu işlerin içinde olmaz diyen, müteşebbislik diyen, serbest piyasa diyen siz değil miydiniz? Devletin 100 yıl boyunca edindiği kazanımları, fabrikaları, şirketleri, devlet bu işlerin içinde olmaz, devlet şunu yapmaz, devlet bunu yapmaz diyerek ortadan kaldıran, bunları özelleştiren siz değil misiniz? Ne oldu da bugün yeniden devlet bakkalcılık, marketçilik yapmak zorunda kaldı? Şimdi hiç mi kendinize sormayacaksınız bu soruyu? Bir de kira artışları var. Evsizlik hali evet. Zaten ortada. Zamlar enflasyonla bel bükmeye devam ediyor. Doğru. Mevcut evini değiştirmek isteyen, ihtiyacı olan ilçesini, şehrini değiştirmek zorunda olanlar var. Yapamıyorlar bunu. Öğrencilerin yaşadığı emlak krizini zaten, kiralık ev krizini zaten görüyoruz. Şimdi bir de %16'nın üzerinde bir kira zam oranı Serkan Bey nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi Can Bey hiç uzaklara falan gitmeye gerek yok. Hepimiz konut piyasasındaki gelişimi hep birlikte izledik. Türkiye sadece inşaata dayalı bir ekonomik model kurarak uzunca bir dönem büyümeye inşaattan ciddi bir katkı aldı. Ama Türkiye'de para politikasında artık hükümet saçmalamaya başladığı noktadan itibaren kur öyle bir hareket etmeye başladı. Öyle hızlı bir biçimde gitti ki, ya da şöyle tersten söyleyelim. Türk lirası o kadar değersizleşti ki ham madde, ara malı ya da ithalat olarak kullandığınız sermaye malı şeklindeki ithalatın tamamı o kadar pahalı bir hale geldi ki
İnşaat sektöründe de malumunuz bunların bir payı var. Hızlı bir biçimde Türkiye'de, bir de bir yandan da enflasyon oluştu. Hızlı bir biçimde Türkiye'de inşaat maliyetinin çok hızlı bir biçimde arttığını gördük. Şimdi sanki buradaki hata ve saçmalama yetmiyormuş gibi döndüler geçen sene. Piyasanın gösterdiği gerçek bir durumundan ayrı olarak 0.64 faizle ev satacağız dediler. Sanki vatandaşın böyle bir geliri varmış, vatandaş ev alabiliyormuş, böyle bir ortada gelir varmış gibi davrandılar. Ve o 0.64'lük kredilerle ev satın alma gücü olan, nispeten hali vakti daha yerinde olan insanlar yatırım amaçlı ev aldılar. Ve Türkiye'de bir anda, bir yandan enflasyonla, bir yandan da hızlı taleple, 0.64 kredinin yarattığı taleple ev stoklarında çok hızlı bir biçimde aşağı doğru geldi. Şimdi bir yandan Türkiye'de ciddi bir miktarda mülteci yaşıyor, misafir yaşıyor. Onun dışında Türkiye'de, yani şunu da altını çizmek lazım, üniversite eğitimi nedeniyle pandemi döneminde gecikmiş olan bazı talepler ortaya çıktı. Ve hızlı bir biçimde hem kiraların hem ev fiyatlarının artmış olduğunu gördük. Şu anda ev konut tarafında yaşadığımız sorunun da aslında temel olarak sebebi gıdada yaşadığımızdan farklı değil. Yanlış para politikası, yanlış kamu maliyesi politikası, yanlış devlet bankalarının kredi politikaları nedeniyle maalesef bugün hem konut tarafında hem gıda tarafında Türkiye ciddi bir enflasyon belasıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Zincir marketlerde kredi dönemine ilişkin vatandaşlardan çok fazla sayıda yorum geliyor Sayın Özcan. Şimdi tekrar ona dönmek isterim. Kirayı konuştuktan sonra vatandaşlarımız diyor ki başka çare kalmadı. Gıda konusunda da kredi konusunda umarım zincir marketler geri adım atmaz derken ben geri adım attıklarına ilişkin haberi duyurmak zorunda kalmıştım. Bu durumun bile moral bozukluğu yaşattığı ortada vatandaşımıza. Mecbur kaldık. Ne olacak? Nasıl alacağız ki diyorlar. Şimdi Can Bey, şimdi tabii bu işin şu tarafı ne kadar acıklı, bunu bir görmemiz lazım. Yani insan çok uzun vadede kullanacağı, aynı zamanda bir yatırım olarak da gördüğü bir evi alırken kredi kullanır. Bir araba satın alırken bile hani tamam kredi kullanılabilir. Daha uzun vadede tüketebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir mal almış olursunuz. Ama restorana gidip yediğiniz yemeğe ya da bir markete gidip aldığınız sebzeye, meyveye, ete, süte kredi kullanmaya mecbur hale geldiyseniz burada sorgulanması gereken şey başkadır. Bakın bunu çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. İnsanların alıp bir hafta içinde tükettikleri bir şey için uzun vadeli kredi kullanması saçmalıktır. Yani böyle bir şey olmaz. Yani bu duruma getirilmiş olmasını tartışıyor olmamız lazım. Bu ülkede insanların gıda alımına bile, temel ihtiyaçlarının alımına bile, artık bunu yapabilmek için bile krediye muhtaç hale gelmesi, bakın çok net bir biçimde AK Parti, MHP koalisyon iktidarının ekonomi politikalarının çöktüğünün göstergesidir. Yani 3 gün içinde tüketeceğiniz 1 kilo ete, 1 litre süte, 3 kilo sebze meyveye kredi kullanmaya başladıysanız burada bir sorumlu aramak gerekmez mi? Birilerinin çok açık bir biçimde burada ekonomi politikalarının yanlış yönetildiğini, artık gıdaları bile, insanların gıda tüketimlerini bile ancak kredi yoluyla karşılayabildiklerini görmeleri gerekmez mi? Yani çok net bir biçimde şunu görüyoruz. Bir yandan işsizlik, bir yandan çalıştığı halde insanların yoksulluğu, bir yandan yüksek hayat pahalılığı, yani fiyatlar, az önce ENAG'ın rakamını açıklarken %45 gibi bir rakamdan bahsettiniz. Bunları üst üste koyduğunuz zaman ortaya çıkan çok net bir tablo. Çok ciddi, derin bir yoksulluk ve bu yoksullaşma içerisinde insanların artık kendi gelirleriyle hiçbir şey yapamaz hale gelip banka kredisine muhtaç hale gelmeleri. Hem de ev için, araba için, makine için değil. Bir hafta içinde tüketecekleri gıda için kredi çeker hale gelmeleri. Türkiye'nin AK Parti, MHP koalisyon iktidarıyla yaşadığı ekonomi politikalarının çöküşüdür bu. Sorulara geçeyim. En çok şu merak ediliyor. Gıdada artışları, fiyat artışlarını nasıl sonlandırabilir bir ülke? Bir ülkenin çözüm reçetesi ne olursa biz markete gittiğimizde belimiz bükülmeden dışarı çıkarız diye soruyor vatandaş. Can Bey, aklı başında herkes çok uzunca bir süredir hükümete her konuda olduğu gibi bunda da çok ciddi bir biçimde uyarıyor. Gıda fiyatlarındaki sorunumuzun temel nedeni tarım politikalarındaki problemlerimiz. Türkiye tarım politikalarında destekleme politikalarından geliştirme politikalarına, araştırma politikalarına kadar bir dizi değişikliği ivedilikle yerine getirmezse inanın tarımda ne yaparsanız yapın. Ya ayrı zamanda bunun tabii ihracat, ithalat boyutu falan da var ama ne yaparsanız yapın gıda fiyatlarının önüne geçemezsiniz.
Bakın gıda fiyatlarının önüne geçemeyince de sırf oy almak için, sırf iktidarda kalabilmek için marketlere devlet tarafından desteklenecek bir biçimde marketler açıp gıda satmak zorunda kalırsınız. Türkiye'nin bu duruma düşürülüyor olmasını hepimizin sorgulaması lazım. Çok net bir durum var ortada. Tarım politikalarımız bizim gibi hele 4 mevsim yaşayan, tarımda üretim açısından hiçbir lojistik, fiziksel sorunu olmayan bir ülkede eğer üretim vatandaşın tüketimine yetmiyor ve buradan bir ciddi bir gıda enflasyonu oluşuyorsa bunun sorgulanması lazım. Hal kanunu bunun için yapılmamış mıydı? Şimdi ne yapıyorlar? Bir üretim, bir mal sıkışıyor, piyasada çok hızlı biçimde fiyat artıyor. Çok kolay bir yöntem, hemen bir kararname yurt dışından ithalat yapıyorlar. Ya yurt dışından ithalat yapıyor, çiftçi malını bu sefer kendi ürettiğinin bile altına satmaya mecbur kalıyor. Bir sene sonra o malı üretmemeye başlıyor ve yeniden o malda bir fiyat artışı yaşıyoruz. Ya böyle plansız, böyle programsız, böyle araştırma ve geliştirme politikalarının olmadığı, destekleme politikalarının arzı arttırmak için, makul bir noktaya getirmek için, Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak şekilde, hatta ihracat yapacak şekilde kuvvetlendirmediği sürece siz gıda enflasyonunun önüne nasıl geçeceksiniz Allah aşkına? Yani burada yaptığınız hatayı devletin kasasından parayı kullanıp başka bir yöntemle market açarak durdurmaya çalışıyorsunuz. Diyorum ya, kafa aynı kafa. Bir şeyin fiyatı yükselince arka kapıdan satmak. Nasıl 128 milyar doları satıp kuru durdurmaya çalıştılar? Kur durdu mu? İşte şimdi de market açmayla gıda fiyatı durmaz. Çünkü gıda fiyatının artma sebebi öyle 5 market falan filan değil kardeşim. Senin para politikan yanlış. Senin ülkende bir enflasyon sorunu var. Senin çok ciddi bir tarım politikasında etkinsiz olma halin var. Şimdi bunları ortadan kaldırmadığımız sürece ne konuşursak konuşalım maalesef önüne geçemeyeceğiz. Nasıl 128 milyar doları sattığımızda döviz düşmemişse market açtığımızda da gıda fiyatları düşmeyecek. Peki Baki hocamız da aramızda, Sayın Baki Demirel bizlerle birlikte. Değerli hocam, enflasyon oranlarıyla başladık. Zincir marketlerde kredi dönemine kadar uzanan bir portfolyo karşımızda. Kira zam oranları bambaşka bir bel bükme hali. Diğer yanda ortaya çıkıyor sürekli yeni bir çözüm önerisi duyduk. 1000 yeni market açılacak çok kısa zamanda, 600 metrekare gibi detaylar da vererek Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir öneriyle, böyle bir çözüm önerisiyle, reçetesiyle karşımıza çıkmış görünüyor. Neyi özetler bu diye sorduk. Sayın Özcan'dan yanıtlar aldık. Sizin perspektifinizden nasıl görünüyor hocam?